Bakanlar Kurulu dershanelerin kapatılmasını öngören kanun taslağını bir kez daha görüştü. Dershaneler hür teşebbüsün unsurlarıdır. İnsanlar ticari amaçlarla öğrencilerin üniversite veya fen liselerine, meslek liselerine hazırlanırken test çözme tekniklerini ve genel bilgilerini artırmak maksadıyla kurulmuş belki bir takviye kurumlarıdır. Dolayısıyla insanların bir ekonomik faaliyet olarak yürüttüğü bir çalışmayı kapatmaktan bahsetmek mümkün değil, doğru da değil. Anayasa buna karşıdır, kanunlarımız buna karşıdır. Türkiye'nin serbest ekonomik piyasa içerisindeki konumu buna karşıdır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yaklaşık 7,5 saat süren toplantıda taslak tasarı haline gelmedi ve imzaya açılmadı. Bir dershanelerin artık bugünkü eğitim sisteminde ve geldiğimiz noktada öğrencilerimize takviye ders veren veya metot ve usul gösteren birer kurumlar olarak ihtiyaç kalmadığını düşünüyoruz. Ancak Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç basın toplantısında düzenlemeyi Ocak ayında yasalaştıracaklarını söyledi. Evet. Bu mesele halledilecektir. Bunun için taslak son şeklini alacak ve biz Ocak ayında bunun meclis gündeminin mümkün olması halinde yasalaşması için hükümet olarak sevk edeceğiz. Yani dershanelerin dönüşümü konusu Ocak ayı içerisinde Mümkün olursa Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek ve bu yasanın arkasında duracağız. Dönüşüm için iki yıl süre verdi Başbakan Yardımcısı. Bu dönüşüm sürecinin sağlıklı olabilmesi için de iki yıllık bir süre öngörüyoruz. Yani Eylül 2015. Eylül 2015 demek 2015-2016 yeni eğitim öğretim yılının başladığı tarih. O tarihte dershanelerin okullaşma sürecindeki son noktaya gelmesini arzu ediyoruz. Arın son dönem yapılan haberlere dikkat çekti ve itidal çağrısı yaptı. Birincisi bir dönüşüm projesini gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun doğrudan dershanelere karşı bir husumet gibi lütfen hiç kimse algılamasın. İkincisi bu dershanelerin sayısı şu küçük kadar bin. Buradaki öğrencilerin sayısı on binlerce. Peki bu dershanelerin sahipleri sadece hizmet hareketi diye bildiğimiz sizin gazetelerde cemaat diye yazdığınız cemaatla hükümet arasında kavga da var canım diyerek söylemek istediğiniz şeyleri bu kapsama koyamazsınız. Biz meseleye rasyonel bakıyoruz. Bir tarafın penceresinden bakmıyoruz. O pencereden bakanlar da yanlış yapıyorlar. Meseleye akılcı bir yaklaşımla ulaşmamız gerekir. Buna karşı sürekli adeta tehdit noktasına gelen başka bir takım yeni çıkmalarla da hükümet aleyhtarı bir gösteriye dönüşen, bir güç gösterisi haline gelen davranışları yadırgadığımızı söylemek istiyorum. Bu fitneyi çıkaranlar, büyütmek isteyenler, bu ateşin içerisinden büyük zararlı sonuçlar çıkarmaya çalışanlar için inançları olduğuna emin olduğumdan böyle bir hadis-i şerifi okumak istedim. Mefhum muhalifinden peygamberimiz şöyle buyuruyor ki, fitne çıktığı zaman Ayaktaysanız oturacaksınız. Yürüyorsanız ayakta duracaksınız. Koşuyorsanız yürüyeceksiniz. Yani fitneyi uyandırmadan veya fitneyi büyütmeden ne doğruysa onu yapacaksınız. Bu yazdıkları çizdikleri yetmiyormuş gibi başka başka yerlerden ta 10 yıl öncesine ait bir takım şeyleri çıkartmak suretiyle ha aslında bunlar da vardı diyerek daha heybelerimizi açmadıklarını, deve yükü elimizde şunlar da var demenin fitneyi büyütmekten fazla faydası yoktur. Başbakan Yardımcısı Arınç, iki yıllık geçiş süreci öngördüklerini, önümüzdeki Ocak'ta dershanelerin kayıt yapabileceğini sözlerine ekledi.